Gel. Gel uyu sen. Uyu bir tanem, ben buradayım. Çok özledim bugün seni. Abi. Günaydın. Günaydın. Var mı gelişme? Bekliyoruz abi. Ya ben bütün gece araştırdım da mesaiye gitmeden önce uğrayıp bunu vereyim dedim. Ne abi, kim? Nedir? Kimdir bu? Mercan'ın yeniden yürümesini sağlayabilecek bir cerrah. Nöronavigasyon konusunda uzman. Omurilik yaralanmaları konusunda dünyada ilk birkaç isimden birisi. Türk. Ama Amerika'da bir üniversitede araştırmalar yapıyor. Ali var ya, onu buraya getirebilirsek. Mete abi çok sağ ol. Bütün gece uyumamışım, bize doktor bulmuşsun ama. Abi gözünü seveyim, biz ki Amerika'dan profesörü getirmek kim? Evet evet. Çok para lazım biliyorum. Yetmez. Onu uçağa bindirip buraya getirecek itibar da lazım. Onu da biliyorum. Ama bir şey daha biliyorum Ali. Nizam Eyüboğlu'nun size bir can borcu var. Orada mısın? Buradayım. Buradayım ben. Burada uyumuş kalmışım. Burada duracağım biraz. Hatta bayağı bayağı burada kalacağım. Bayağı. Bravo. Peki. Benim erkenden toplantım var. Şimdi işe gidiyorum. Halanlar kalkınca sen onlarla kahvaltı edersin, değil mi? Tamam tabii. Hayırlı işler sana. Hayırlı işler. Sağ ol kızım, sağ ol. Alo. Nisan Bey. Seninle bir şey konuşmam lazım. Yanına gelsen müsaade var mı? Tabii. Şirkete gidiyorum ben. Buyur oraya gel. Biliyor musun yerini? Biliyorum. Tamam, oraya gel. Hadi bekliyorum.
Gidiyorum ben. Erken gelirim. Sen aç kalma bugün değil mi? Tamam, tabii. Güle güle. Güle güle. Hadi Nizam amca git artık ya. Çok korktum. Hadi gidelim Tersin. Hemen efendim. Burada bensiz geçirdiği zamanlardan bahsetti. Barbar, ben çok üzüldüm. Ama ailemden vazgeçmeyeceğimi söyledim. Sonra da annemin fotoğraflarına bakarken seni bekliyordum, uyumuş kalmışım işte. Seninle ilk karşılaştığımız gün. Hani fotoğrafını çalmıştım ya. O gece buraya geldim. Zaten anlamıştım sen olduğunu hastanede görünce. Ama Bahar ablayla senin fotoğrafını yan yana görünce... Buldum değil mi seni Lara? Sen o yüzden mi benim fotoğrafımı yürütmüştün? Kızdın mı? Kızdım tabii. Ben de adam ilk görüşte bana vuruldu, fotoğrafımı yürüttü falan diye hayaller kuruyorum. Adam barbar. İlk görüşte vuruldu, orası kesin. Ama polis barbar da ne yapsın yani? DNA testi yapıp sen olduğundan emin olmak istedi. Çünkü seni babana götürecektim. Sen DNA testi mi yaptırdın? Hani şu telefoncunun önünde karşılaşmıştık ya. Yavaş! Çarpan sensin. Yok artık. Bilerek çarptın bana. Saçında sakız var dediğinde de... Gülayşe. Hı. Saçında sakız var. Hı? Saçında sakız var. Ya tamam bırak, ben alırım. Tamam. Ya bir dur tamam. Oh, tamam bırak, ya kızım ben bir dursana. Alırım. Dursana. Kızım deme bana bırak. Ya bir dur. Ben alırım. Öyle ver. Al. Sakız zaten senin elindeydi. DNA testi yaptırmak için tezgah kurdum. Yani olabilir. Başka dökülmen gereken halt yemelerin var mı barbar komiser? Aslında var. Ne var? Otur şuraya. Otur, anlat hadi. Ne
Nasıl söyleyeceğim, nasıl anlatacağım? Büyük bir kötülük. Bir vicdansızlık. Bir insanlık suçu. Ne? Amcan. Seni çatana sattı. Muhtemelen seni çöpe atan da karısı Nazmiye'ydi. Seni beşiğinden alıp onlara veren de beni beşiğimden alıp onlara veren de benim anamdı. Gece telefonda konuştun, tanıştın. Beni bir daha görmek istemezsen anlarım. Haklısın da zaten. Eyvallah. Asıl sana eyvallah. Biz seninle ikimiz yaralı birer çocuğuz değil mi? Sensin çocuk. Yaraya eyvallah yani. Çocuğa değil, öyle mi? Ben bu yaralı adamı çok seviyorum. Anası umurumda değil. Her gün görmek istiyor. Ay. O adam seni öpecek gibi. Öpmeden çıkalım, olur mu? Hop, babanın evinde ayıp olur. Yara? Gülayşe. Son günler.
Buyurun. Ali Ateş, Nizam Bey'le görüşecektir. Nizam Bey bilgi vermişti. Beni takip edin. Soldaki kapı. Ne konuşmak istiyor? Senin Mercan'a bir can borcun var Nizam Bey. Anlamadım. Gülaşı'yı çöpte bulduğumuz gün. Eğer Mercan bana bu bebek bizim bebeğimiz olsun. Ben annesi olayım, sen babası. Bu bebek de paspasta donup ölmesin demeseydi... Gülaşı şu an hayatta olur muydu bilmem. O yüzden Mercan'a can borcum var. Sen de borcumu ödeyeyim diye konuşmaya geldin. Ne istiyor? Mercan'ın omuriliğine saplanan kurşunun çıkması lazım. Ama ameliyatı... Çok para, değil mi? Bu para da sizde yok. Olmadığını biliyorum. Bu adamı Amerika'dan getirtmek lazımmış. Sen borcunu ödeyeceksin mi, ödemeyeceksin mi? Onu de bana. Bir şartla. Lara'yı bana vereceksin Ali. Mal mı bu kız? Eşya mı? Kız kendi aklıyla bizi seçti. Sen tehditle alıp götürdün onu. Ne vermesinden bahsediyorsun? Aile diye sizi bildiği için sizi seçti. Hem de benim pamuklara sarıp korumak istediğim kızımın göz önünde ablası diye bildiği kız vuruluyor. Ablasını senin kansız kardeşin vurduruyor. Ama sen gelmiş senin kızının hayatını kurtaran, senin kardeşin yüzünden felç olup yatağa düşen kıza borcunu da kardeşinin diyetini de ödemiyor. Ben kızıma sizin ondan çaldığınız hayatını ödemek istiyorum. Kızın istemiyor ama. Onu ne yapacağız? Ben şartımı dedim Ali. Ver kızı, kurtar canı kızı. Mercan bunu kabul eder mi sanıyor? Ha? Ulan Gülayşe'siz yaşayacağına sakat yaşar o kız. Sabit Gülayşe'siz ölür. Gülayşe'yi kaybedeceğimize biz ölürüz Nizam Bey. Hadi eyvallah. İyi. Canavuz çürüyüp giderken gözünün önünde bu lafını hatırlarsın Ali. Nizam Efendi. Allah'a da yemin olsun o kızı yatağa mahkum edenlerden de borcumu alacağım. Kardeşinden canını, senden de kızını.
Oturabilirsiniz. Sanık getirirsin. Evet, dava başlasın. İddia makamı sizi dinliyoruz. Sayın Hakim, bu dosyada da belirtildiği gibi 1999 yılının Aralık ayında Nizam Eyüboğlu'nun kızı Lara Eyüboğlu kaybolmuştur. Lara Eyüboğlu 23 senenin sonunda çocuk şube komiserlerinden Barbaros Tunalı tarafından bulunmuştur. Lara Eyüboğlu'nu çöplükte bulup büyüten beş sokak çocuğunun ifadeleri ve Lara Eyüboğlu'nun kendisine satıldığını kabul eden Çatal Takma ismiyle bilinen Talat Şahin'in de ifadesi elinizdeki dosyada mevcuttur. Bilir misiniz? Sanık avukatını uzatın lütfen. Biz iddia makamı olarak Talat Şahin'in de ifadesinde açıkça belirttiği gibi Menderes Eyüboğlu'nun yeğeni Lara Eyüboğlu'nu kaçırıp çocuk taciri Talat Şahin'e satmak suçundan tutuklu olarak yargılanmasını talep ediyoruz. Sanık avukatını da dinleyelim. Sayın savcımızın elindeki ifadelere dayanarak müvekkilimin tutuklu yargılanma talebini reddediyoruz Sayın Hakim. Sayın Hakim, bizim elimizdeki ifadeler Menderes Eyüboğlu'nun tutuklu olarak yargılanması için son derece yeterlidir. Ama biz yine de Talat Şahin'in dinlenmesini talep ediyoruz. Çağırın. Talat Şahin. Buyurun. Adınızı soyadınızı öğrenebilir miyim? Çatal. Talat Şahin. İfadenizde de açıkça belirttiğiniz gibi Menderes Eyüboğlu yeğeni Lara Eyüboğlu'nu size sattı mı? Satmadı. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Delikanlı, ikinci müdahalede dışarı çıkartılacaksın. Lara Eyüboğlu senin mekanındaki çöpte bulundu. Menderes satmadıysa kim sattı sana? Nizam Eyüboğlu'nun asistanı Nermin. Nermin sattı diyorsun ama komiser Barbaros Tunalı'nın küçük bir oyunu sonucunda senin Nermin'i tanımadığın anlaşıldı. Tanımıyorum zaten. Benle o görüşmedi. Kim görüştü? Şirin Tunalı. Sayın Hakim, müsaadenizle Şirin Tunalı'nın dinlenmesini talep ediyorum. Gelsin. Şirin Tunalı. Adınızı ve soyadınızı öğrenebilir miyim? Şirin Tunalı. Şirin Hanım, Lara Eyüboğlu'nun kaçırılmasıyla ilgili bildiğiniz her şeyi anlatır mısınız? Lara Eyüboğlu'nu Çatal'a Nermin Hanım sattı. Çatal'la görüşen de
Bebeği beşiğinden alan da, çöpe atan da benim. Ana sen ne diyorsun? Ana sen ne diyorsun? Atın bunu dışarı. Senin bu koruduğun adam çocuk hırsızı. Çocuk katili. Katil bu, katil. Oğlunu öldürmeye çalıştı. Genç bir kadını sakat bıraktı bu. Sen kimi koruyorsun ana? Sen kimi koruyorsun? Seni koruyorum. Dünyanın en güzel kadını beni özledi mi acaba? O kadar özledim ki. Ben de seni çok özledim aşkım. Biliyordum. Kurtulacağını biliyordum. Sayende hayatım. Aa, plan senindi. Bak kocamın hakkını yedirmem ama. Yarım saat evdeyim aşkım. Görüşürüz. Bekliyorum. Yeğenimle bir tanışalım bakalım. Hadi gel de tanış bakalım. Yapma. Menderes? Menderes kim o? Menderes ne oluyor? Menderes! 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 Menderes gel! Meselem, derin mesele, ezelden ebede giden meselem. Bu benim meselem, derin mesele, ezelden ebede giden meselem. Hatırım çiğnendi, kalbim kırıldı, ömrümün derdidir benim meselem. Hatırım çiğnendi, kalbim kırıldı, ömrümün derdidir benim meselem. Mesele alın yazım gibi mesele, kırık sazım gibi mesele, iki gözüm gibi mesele. Mesele bir sevda türküsüdür mesele, aşkımın öyküsüdür mesele, yeryüzü gökyüzüdür mesele. Mesele bu benim meselem,
bir sus. Giden misin? Bir düş peşimden ya. Hatırım çiğnendi. Çattık vallahi. Kırıldı. Abi hadi bak kardeşlerim hasta. Çattık ya. Benim meselem. Meselem. Ya abi bak oradan buraya kadar şarkı söylüyorum hadi be. Hadi be ekmek parası. Bir çay verir misin? Alın yazım gibi meselem. Kırık sazım gibi meselem. Abla Allah Allah rızası için bir ekmek parası meselem. Abla sağ olun be. Meselem. Ne var? Ya abi ablamın ayakkabısı yok. Hadi bir şeyler ateşle be yoksa susmam bak. Bugüne kadar ekmek parası istiyordunuz. Artık ayakkabı parası istiyorsunuz. Güzel abim sen ayakkabı bağcığı parası versen ne olur benim güzel abim. Meselem. Alın yazım gibi meselem. Yürü git lan. Başlayacağım şarkına şimdi. Madem vermiyor neler yapıyorsun şimdi? Hadi lan. Adamı boş boş sinirlendirme ya. Kara gel şuraya. Ne bağırıyorsun sen yine millete? Adamı boş boş sinir ediyorlar ya. Ne oluyor oğlum? Yok bir şey. Vallahi ben bu kar topladım. Sizde ne kar var? Bende bu kadar var. Bende vallahi yok. Akşam olmadan yatacak bir yer bulmamız lazım. Böyle bir iki gün daha iş yapsak mercanın ayakkabı parası çıkar ha. Ya oğlum kaç kere diyeceğim. Ayakkabı falan istemiyorum. Mis gibi terliğim var benim. Sana sormadık. Allah Allah havalara bak. Ali alacağız diyorsa alacağız. Bitti. Tamam. Ya oğlum istemiyorum. Hem beni kızdırdığınızda ayakkabı fırlatmak zor oluyor. Terlik daha kolay. O yüzden sana ayakkabı alıyoruz ya zaten. Yeah.